Merhaba, çok sevdiğim, saydığım Cananlar Canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Şeytanı Bitiren İsa Ruhula adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Çok enteresan bir konu aslında. Bugün kar yağıyor. Yani bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Burada bir çekim yapalım dedik yani karı görebilirsiniz diye, ama yani gözükür mü bilmiyorum. Her neyse, evet. Şöyle bir bölüm benim esin kaynağım oldu. Bir gün İsa bir eve girdi ve yine büyük kalabalıklar toplanmaya başladı. Çok geçmeden öylesine çok insan vardı ki İsa ile abdalları yemek yiyecek vakti bile bulamıyorlardı. İsa'nın akrabaları bu durumdan haberdar olunca oraya gelerek onu oradan alıp uzaklaştırmaya çalıştılar. Aklını kaçırdı dediler. Ama Kudüs'ten gelen bazı şeriat hocaları, onun içine cinlerin reisi şeytan girmiş, cinleri çıkartma gücünü ondan alıyor dediler. Aman uzak durun bu adamdan, şeytanidir, kötüdür. İsa onları çağırdı. Onlara cevaben bazı misaller anlattı. Onlara şeytanın şeytanı çıkartması hiç akla mantığa sığar mı dedi. Mesela iç savaşla bölünen bir vatan ayakta kalamaz. Keza kendi içinde kan davasıyla bölünen bir sülale de ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı savaşıp kendi içinde bölünmüşse nasıl ayakta kalır ki? İşi bitmiş olur. Başka misalle konuyu biraz daha açayım. Şeytan gibi güçlü birinin evine kim girip malını alabilir? Ancak kendisinden daha güçlü biri, onu zapt edip elini kolluğunu bağlayabilecek biri. Sonra evi rahat rahat talan edebilir. Neyi ima ediyor? Ben şeytandan kat be kat daha güçlüyüm. Yani onu bağlayıp evini talan edebiliyorum. Onun esirlerini azat edebiliyorum. Özgürlüğe kavuşturabiliyorum. Ki mesela beni azat etti ve özgürlüğe kavuşturdu. Sizi de, yani eğer iman ederseniz sizi de yapar. Sizi de azat eder. Evet, işi paylaşayım sizinle. Batıp yıkılır şeytanı batıran İsa ruhula. Bir vatan bölünse batıp yıkılır şeytanı batıran İsa ruhula. Bir ocak bölünse sönüp yok olur şeytanı bitiren İsa ruhula. Bir ocak bölünse sönüp yok olur şeytanı bitiren İsa ruhula. Şeytanı karşı savaşır mı? Bir vatan kendisiyle uğraşır mı? Şeytan şeytanı karşı savaşır mı? Bir vatan kendisiyle uğraşır mı? Bir yuva kendisiyle çatışır mı? Şeytanı bastıran İsa ruhula. Bir yuva kendisiyle çatışır mı? Şeytanı bastıran İsa ruhula. Nasıl yenilir? Kim evine girip malını alır? Şeytan gibi bir güç nasıl yenilir? Kim evine girip malını alır? Ancak daha güçlü biri başarır şeytanı bağlayan İsa ruhula. Ancak daha güçlü biri başarır şeytanı bağlayan İsa ruhula.
hayvan şeytanı zapt edebilen, evine girip talan edebilen. Hayvan şeytanı zapt edebilen, evine girip talan edebilen. Esirlerini azat edebilen, şeytanla baş eden İsa ruhuyla. Esirlerini azat edebilen, şeytanla baş eden İsa ruhuyla. Evet, şeytan güçlü ama İsa ruhuyla kat be kat daha güçlü tabii ki. Ve onun evine girip şeytanı zapt edebiliyor, sımsıkı bağlayıp evini talan edebiliyor. Yani bizleri kurtarabiliyor ve kurtardı. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.